Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 24-30 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, evet gezegeniniz Venüs artık ileri harekette. Hafta sonuna kadar balık burcunda olacak ve hafta sonu ayın 28'inden itibaren de tekrar koç burcuna geçiş yapacak. Şubat ayında da koç burcunda ilerlemişti. Şimdi tekrar aynı noktalardan geçiş yapacak. Bu dönemde evet Venüs'ün ilerlemesiyle beraber sizin de biraz daha böyle motivasyonunuz artmış olabilir bu dönemde. Ve özellikle geçtiğimiz Mart ayında, Nisan ayının başlarında yolunda gitmeyen bir şeyler varsa, ertelediğiniz bir şeyler varsa şimdi Venüs'ün ileri harekete dönmesiyle çok daha rahat bir şekilde bu konularla ilgilenebilirsiniz. Evet, haftanın ilk günlerinde Ay Koç burcunda ve kapanan fazda olacak. Yani ayın artık ışığı kapanıyor. Yani geçtiğimiz aya ait temalar artık sonuçlanıyor. Siz de biraz daha böyle içe dönebilirsiniz bugünlerde. Yani bir şeyleri sorgulamak için geçtiğiniz ay neler yaptınız, amaçlarınız neydi, bunları nasıl uyguladınız, neler elde ettiniz, önümüzdeki dönemde neler yapmak istiyorsunuz? İşte bunları bir gözden geçirmek için iyi bir dönem. Çünkü Merkür de sizin 12. evinizde, Koç burcunda. Bu zihinsel olarak bilinçaltınızı da biraz hareketlendiriyor. Sorgulamalar yapmanıza da imkan veriyor. Planlar yapmanıza da imkan veriyor. Hafta ortasında ayın 26'sından itibaren Ay Boğa burcuna geçecek ve çarşamba günü öğleden sonra 15-16'da Boğa burcunun 6 derecesinde yeni bir ay doğuyor. Kuşkusuz sizin için önemli bir hafta. Burcunuzda bir yeni ay var. Özellikle doğum gününüz Nisan'ın son günleri ise bu dolunay, bu yeni ay sizin için çok daha önemli. Hayatınızda yenilikler yapmak, yeni başlangıçlar yapmak, düzenlemeler yapmak için yeni ay enerjilerini kullanabilirsiniz. Yeni ayı takip eden günlerde ve Mayıs'ın ortalarına kadar olan dönemde şimdi kendinizle ilgili artık daha aktif olabileceğiniz, yeni ve taze enerjilerle baş başa olabileceğiniz bir dönemdesiniz. O nedenle bugünleri iyi değerlendirin. Ne yapmak istiyorsanız hedeflerinize odaklanın, amaçlarınızı belirleyin. Venüs'ün de düzelmesiyle beraber Mayıs'ın 3'ünden itibaren de Merkür düzelecek. Dolayısıyla enerjiler çok daha destekleyici hale gelecek. Bu hafta planlarınızı biraz daha gözden geçirin. Biraz daha böyle elle tutulur plan program hazırlayın ve bunlarla bağlantılı neler yapmanız gerekiyor, kimlerle görüşmeniz gerekiyor, nasıl adımlar atmanız gerekiyor. İşte bunlara konsantre olun. Önümüzdeki haftadan sonra artık sizin için çok daha destekleyici, çok daha verimli, şanslı fırsatlar karşınıza çıkabilir sevgili boğalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.